Asurje televizyonundan herkese merhaba. Ben Dilara Ayifoğlu. Yeni bir yayın akışıyla sizlerle birlikteyiz. Ee, yanımızda çok kıymetli hocamız Öner Döşer var. Kendisiyle birlikte şimdi özellikle yakın coğrafyamızda yakın günlerde içinde bulunduğumuz günler içerisindeki bazı gelişmelerden bahsedeceğiz ve hemen görüyorsunuz NTV'nin haber slaytı ekranda. Lübnan'da ateşkes ilan edildi. Öncelikle bunun üzerine Kendisinin astrolojik olarak biraz fikirlerini alalım. Peki olaylar ne yöne doğru gelişecek? Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar, İyiyim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz Rica ederim için. çok hocam. da güzel bir yayın akışı hazırlamışsınız. Ben de haritalarla geldim. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Hocam ne diyorsunuz? Lübnan'da ateşkes ilan edildi ve astrolojik olarak aslında. Ee, gerçekten enteresan gökyüzü görünümlerinin olduğu bir süreçteyiz. Merkür ve e, Jüpiter'in karşılıklı ağırlamalarla karşıt açısı var. Evet. Ve 27 Kasım itibariyle bir ateşkes ilanı sabah Türkiye saatiyle 5'te. Evet. Peki ne dersiniz bu ateşkes nereye doğru gidiyor? Sizce devam edecek mi? Kalıcı olacak mı? Bölge için herhangi bir şekilde uzlaşma sağlayacak mı? Yoksa tekrardan bir sorun gündeme gelebilir mi? Ne dersiniz? Şimdi öncelikle tabii biz hep haritalardan konuşuyoruz. Evet. Ee, bu Lübnan'la İsrail arasındaki ateşkes anının astrolojik haritası. Tabii teL ve Göreç'e katılmış harita Akrep Burcu yükseliyor. Akrep Burcu sabit burçlardan bir tanesi. Devamlılığı gösterir esasında, kalıcılığı gösterebilir. Mars tepede Aslan Burcu'nda, Aslan Burcu da sabit burçlardan bir tanesi ve Mars Aslan da bir şeyin kalıcılığını ve devamlılığını gösterir. Bu tarafından baktığımızda Güneş ve Mars arasında da uyumlu bir üçgen açı var. Hani zaten burada bir işte uzlaşma, silahları kullanma konusunda en azından bir müddet için bir ara vermek gibi bir temayı anlatıyor. Ama pek tabii ki burada bazı başka unsurlar devreye giriyor. Mars bu ateşkesin yapıldığı anda, anlaşmanın yapıldığı anda henüz geri harekette değil ama 7 Aralık'ta gerilemeye başlayacak. Dolayısıyla biz olay anı haritaları çıkarttığımız zaman bu bir soru anı haritası olabilir, bir olay anı haritası olabilir. Bir müddet sonra gelilecek olan gezegenlerin bu gerilemesine dikkate alırız. Yani geri adım. Evet. Geri adım neden geri adım? Uzlaşmadan geri adım olabilir. Mars'ın retrosuyla beraber önümüzdeki günlerde. Bir diğer taraftan sizin de söylediğiniz gibi hem Merkür hem Jüpiter gerilemekte evet. ve bir aynı zamanda karşıt açı yapıyorlar. Ve uzun bir süre önce e, hatta uzun bir süre önce değil. Uzunca bir süreyi Merkür ve Jüpiter karşıtlığı aslında etkileyecek. Hı. Zaten Amerika'nın da aslında teşvik ettiği bu i̇srail lübnan ateşkes anlaşmasının dahilinde e, Jüpiter ve e, Merkür'ün karşıtlık e, karşıt açısı vardı. Ve Hı. bu açı tekrarlayacak. Evet. Evet. Ee, tabii Merkür Jüpiter karşıtlıkları zaten fikir zıtlaşmaları anlamına geliyor. Yay ve ikizler burçları da. Aynen öyle evet. Bu iletişim uluslararası alanda anlaşmalar, anlaşmalar evet. yapılan bütün işlerle alakalı. İlişkiler, evet. Karşılıklı ağırlama evet yani bir müddet için bir karşılıklı işte böyle bir birbirine fasıla verme ara, yani verilmesi Hı. biraz e, muhtemelen e, birazdan konuşacağız zaten Netanyahu'nun e, hakkında çıkartılan tutulma, tutlama kararı evet. ile ilgili de olabilir. Donald Trump'ın seçilmesi e, ve işte yakında yemin edecek olmasıyla alakalı olabilir. Yani burada perde arkasında da bir sürü şey var pek hmm. tabii ki ama normal şartlarda. Merkür özellikle değişken burçlardan bir tanesi olan yay burcunda retro yapıyorsa, evet. Jüpiter de değişken burçlardan biri olan ikizlerde retro yapıyorsa ve karşılaşı yapıyorsa bu anlaşmalar, bu uzlaşmalar çok uzun kalmıyor. Diyorsunuz. Öyleyse evet. bu uzlaşmanın çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyorsunuz. Düşünmüyor. Evet. Evet. Yani e, bu özellikle işte 4 Aralık'tan itibaren benim çalıştığım kadarıyla biraz daha böyle bu alanda yeni gelişmelerle beraber bazı stresler olabileceğini düşündürüyor belki o tarihe de kalmadan. Ama 7 Aralık'tan sonra burada böyle bir çark etme durumu diyelim. Hı hı. E, geri adım atma veya durumu değiştirecek bazı gelişmeler hem Merkür hem Mars'ın retrosunu yaşıyor olacağız. Evet Mars zaten gölge sürecini yaşıyor. Yengeç Burcu'na da geçecek. Evet, evet orada tekrardan bir e, uzlaşmanın bozulacağı tek taraflı ya da hangi taraftan e, bozulabileceğine dair de isterseniz biraz haritalar üzerinde de bakabiliriz. Hani Hizbullah tarafından belki hmm. e, anlaşmanın bozulabileceği gibi de bir görüş olabilir. Siz ne dersiniz? Ya da İsrail tarafından. Hani haritalarda belki bununla da ilgili Tabii ki bazı evet. çıkarımlar bulabiliriz. Tabii ki. Ee, İsrail'in evet. asolücü haritası ve bu harita üzerinde bu anlaşmanın haritasını görüyoruz. Hı hı. Bu haritaya da baktığımız zaman aslında tamam yani anlaşmanın yapıldığı gün itibariyle ayda terazi burcunda işte uyumlu açılarda Merkür-Jupiter Jüpiter hani aslında uygun bir günde bir e, anlaşma yapılmış bir taraftan evet. ama dönemin devamı e, bunu Gidişah, e, getirmiyor. Evet. Yani kaygan zemin bu sıralar böyle. Yani dünya geneli içinde yapılan anlaşmalar, verilen sözler bu dönemde pek de tutulacak hmm. gibi durmuyor. Burada e, bu da Mars'ın tepe noktasında İsrail İsrail'le soruşturmasına evet. geçiş yapmakta olduğunu görüyoruz. Askeri konular zirvede yani gündemde çok önemli yer tutacak. Yengeç burcuna girilse de haritanın tepe noktası evet. olacak. Dolayısıyla İsrail için hayli mücadeleli zorlu bir zaman dilimi. Öte yandan Uranüs gezegeni Güneş derecesi üzerinde İsrail'in o da geriliyor, hı hı. retro yapıyor. Güneş yönetici figürlerini anlatır. Yani yönetici figürleri ile ilgili beklenmedik durum ve gelişmelerin aynı zamanda devrede olacağını anlatıyor. Yani kalkıp şöyle gösterebilirim esasında. Güneş Uranüs'ün üzerinde. Dolayısıyla beklenmedik ani gelişmeler. Hatta nükleerle ilgili konular Uranüs'le alakalı evet. olduğu için. Evet, e, evet. Dronlar, işte uçak saldırıları hep bu tür şeyler. Ben Netanyahu'nun bu sıralar astroloji haritasına da bakacağız. Bu tür riskler altında olduğunu düşünüyorum zaten. E, beklenmedik hı hı. saldırılara da e, açık ve Mars ayın üzerinde olduğu evet, için bu dönemde hassas bir hı hı. bir de halk ayla alakalı. Evet. Yani bu halkı irite edecek veya halka hı. zarar verebilecek durumları da anlatır ki İsrail kendi içinde de karışmış durumda. yani evet. Bu evet. E, savaşı istemeyenler de var. E, dolayısıyla halkın da kendi içinde irite olacağı durumları anlatabilir. Tabii e, mali açıdan da e, aslında İsrail bir taraftan destek alırken 8. ev, astroloji aynı zamanda doğru, doğru. bütçeyi de zorlayan bir tarafı var bu işin. Öte yandan bu haritayı e, Lübnan olarak düşünürsek ve İsrail-Lübnan ateşkes Anlaşması'nı bu harita üzerine Hı -hı. görürsek yani İzmirli'den bir astroloji haritası yok. Evet. Dolayısıyla Lübnan'a baktığımız zaman Lübnan içinde de önemli bir süreç olduğunu zaten buradan anlıyoruz. Hı -hı. E, ama burada özellikle sıkışan e, Gezegenler ve Mars üzerinde Jüpiter, evet. Merkür karşıtlığı buradaki aslında saldırıların bir müddet sonra devam edeceğini gösteriyor hı. ama şu sıralar şöyle haberler dönüyor. Hani bir müddet için İsrail, Lübnan'la olan ilgisini e, aralayıp hı hı. yani oraya yaptığı saldırıları ben devamına da özellikle haritayı koydum. Irak ve İran. Evet ve evet. E, Irak, İran, Suriye. Evet. evet üzerine daha fazla odaklanacağız söyleyeceğiz. baktığımız söyledim. zaman evet. evet bu haritalar Hı -hı. daha fazla Hı -hı. etki alıyor. Yani burada mesela Mars e, Irak astroloji haritasının yükselen derecesine evet. doğru e, gidiyor. Gerçi gerilecek her koşulda ve Ay derecesi, Venüs Hı -hı. derecesi Satürn'le tetiklenecek öyle ve karşıtlıktan tetiklenecek. Karşıtlıklar evet. şu Mars Jüpiter karşıtlığı. Evet. Mars'ın yengeç burcuna gerilediği zaman tetiklenecek. Yani Hı -hı. esasında muhtemelen ee, bu Aralık ayı içerisinde Aralık ayı. bazı hareketler göreceğiz ama esas Ocak ayı. Hmm. Ocak ayında Mars Yengeç Burcu'na gelince, mars, e, bu haritanın mars karşıtlığını karşılıklarını evet. tetikleyince Irak ve hemen arkasından da Suriye'nin Suriye astroloji haritasını koydum. Evet. Suriye astroloji haritasına da, ee, i̇şte Güneş Balık Başak Burcu'nda tabii ki Neptün karşıtlığı alıyorlardı. Bir dönem hı hı. şu anda Satürn karşılığına doğru ilerliyor ama Mars da burada Koç Burcu'nda evet. ee, Mars Yengeç Burcu'na gelince Ay-Mars arasındaki dik açıyı tetikleyecek. tetikleyecek. Yani bu konuşulan senaryo acaba işte İsrail Irak'a Suriye'ye e, mi yönelecek? Ve tabii arkasından Türkiye için risk var mı? Alarm zilleri çalacak mı? Kesinlikle falan. zaten onu özellikle evet. soracağım. Çünkü görüşlerinizi merak ediyorum. Nihayetinde Türkiye olarak bizi ilgilendiren kısımda gelişmeler, olası gelişmeler ne? Neden? Ne bekleyebiliriz? O zaman Türkiye astroloji haritasına evet. bakalım. Hı hı. Türkiye astroloji haritasının güneş derecesi Akrep, 5 derece Akrep'te bizim en çok Mars astrolojide ortuları askeri konuları evet. anlattığı için Mars'ımız terazi burcunda hani e, bu Mars'ımızın tetik aldığı zamanlar Plüton yengeç burcunda bunun tetik aldığı zamanlar tabii ki bizim açımızdan riskli. Toprak güvenli. güvenliği açısından. Evet, bizim için evet dördüncü evden. Şimdilerde Mars e, buradaki güneş derecesine Açı yapıyor. Yani burada da Erdoğan'ın haritası bir sonrakisi ama tekrar geri gelirsem. Tamam. Mars şu anda Türkiye'nin güneş derecesine dikkatçi evet. yapıyor. Ee, güneş tabii bir ülkenin yöneticisini en başta hı hı. temsil eder ama uluslararası alanda da bu ülkenin kimliğini temsil eder. Mars'ın sert açısı pek tabii ki bu dönemde daha fazla Türkiye'nin üzerine oynanabileceğini hı hı. düşündürüyor. İçinde bulunduğumuz zamanda da bizi sanki böyle bir savaş atmosferine çekmeye yönelik Türkiye'ye yapılan bazı ziyaretler oldu ee, hı hı. son zamanda. Ee, bu tabii yönetici figürüne işaret ettiği için de Tayyip Erdoğan'ın evet. e, haritasını aldım. Sayın Cumhurbaşkanının e, tam saatini bilmediğim için hani 2.20 gibi bir saat böyle bir e, biz bir çalışma içerisinde evet. biraz bu tarz saatleri bulmuştuk. ama gene kesinimin olmadığım için tüm burç sistemi kullandım. Hı hı. Ay Mars kavuşumu Antares yıldızı ile evet. belirler Biliyorsunuz evet. Antares yıldızı savaşçı bir atmosferi anlatıyor. 1 Aralık'ta gerçekleşecek olan yeni Hı -hı. ayda Antares yıldızıyla birleşiyor ve Erdoğan'ın e, astroloji haritasını tabii ki tetikliyor. Hı -hı. Dolayısıyla demek ki bu sıralar Erdoğan üzerinde de dönecek bazı durumlar olacak. Evet. E, ve dışarıdan belki işte daha fazla harekete geçmesini tetikleyecek olan unsurlar. Bu Türkiye'nin zaten Kuzey Irak'ta o Suriye bölgesi içerisinde yapması muhtemel olan konuşulan Hı -hı. operasyonlar evet. Bunlarla ilgili gelişmeler ama hep söylüyoruz işte haftalık yazılarımıza da belirtiyoruz hı hı. bu hafta sonu çıkacak yazımızda da olacak Mars gerilemek üzere Evet. ne olur Mars gelince? İyi bir Hocam savaşı var. başlatan savaşı kaybeder en evet. klasik anlamda Mars gerilemesinde. Evet. Ee, bakalım nasıl tabii ki süreç Hı -hı. gelişecek ama Hı -hı. Antares iyi yüzünü gösterebilir. Evet. Nihayetinde gerçekten orada iyi bir kumandan vererek Sayın Erdoğan'ın da Hı -hı. E, gerçekten hani iç harekat, iç toprakları korumak amacıyla dışarıya gösterdiği bir nevi kumandanlık çok iyi olabilir. Hı hı. İyi bir çizgi yakalayabiliriz, orada iyi bir savunma yakalayabiliriz. Askeri olarak Antares'in iyi yüzü. Evet. Antares'in o kuvvet veren yüzünü gerçekten Sayın Erdoğan kullanabilir bu dönem. Evet, evet. Zaten... Türkiye için de bu faydalı olacaktır mutlaka. Evet, ee, Yani askeri tarafa alana savunma sanayine daha fazla yatırım e, yapmak evet. zaten içinde bulunduğumuz dönemde evet zaten yapılıyor ama anlaşılan önümüzdeki dönemde de bu alana yatırım yatırımlar fazla fazlalaşacak ve gerçekten orada da başarılı bir ivme yakaladığımızı e, biliyoruz. Evet. 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 Ve içinde bulunduğumuz dönem tabii hep Netanyahu ile ilgili şeyler geçti. Buradan da isterseniz bahsedebiliriz. Çok Haberler sevinirim vardır. hocam. Evet çok sevinirim. Netanyahu'ya tutuklama kararı. Evet. Ee, şimdi tabii bu karar aslında bence beklenen bir karardı. Hı -hı. E, Fransa tanımadığını açıklamış Öyle böyle mi? bir kararı. Evet, evet. evet bunu bilmiyorum teşekkür evet, ederim. Evet rica ederim. İlişkilerinin zaten sıcak olduğunu biliyoruz. Fransa yanlış e, görmediysem haberlerde çıkmadan önce baktım e, bunu tanımadığını açıklamış tutuklama Hı -hı. kararını. Evet tabii mutlaka evet. Netanyahu'nun arkasında Amerika Birleşik Devletleri var, İngiltere var, Fransa evet. var. Yani Netanyahu'nun derken tabii ki İsrail'in e, arkasında. Ee, bu yüzden burada bazı e, dediğiniz gibi destekleyici e, bazı hareketler olacaktır. Ama Netanyahu'nun da astroloji haritasına Hı -hı. baktığımız zaman 21 Ekim 1949 11:44 44 evet. Tel Aviv, e, Uluslararası Astroloji Camiası'na kullanılan haritası budur. E, burada Hı -hı. da yükselen de yay burcunun olduğunu görüyoruz ve yay burcunda bir genaya doğru gidiyoruz. Evet. Daha sonra da İkizler Burcu'nda 15 Aralık'ta bir dolunaya doğru gideceğiz. Dolayısıyla haritası bu yönde bir tetik alacak. Marsı Aslan burcunda. Evet. E, ve Mars Aslan burcunda geliyor. Yani dolayısıyla aslında bu Marsı Aslan burcunda olan kişiler için Hı -hı. genel anlamda zaten bir geri adım atma mecburiyetini de beraberinde getirebilir ya da yanlış zamanlama. Yanlış zamanlama ya da Mars'ın Yengeç Burcu'na gelmesiyle birlikte biraz da daha fazla savunmaya geçme geçme Evet Doğru. o şekilde Doğru. değişebilir. Atak olmaktan evet, daha evet. defansif da, olmaya aynen öyle. Evet. geçmek. Doğru. Ee, astroloji haritası bu tabii ki dönemsel olarak. Zorlu transfer alıyorlar ama hı hı. benim özellikle dikkatimi çeken Güneş Dönüş Haritası 20 Ekim'de hı. girmişti 2024 tarihinde. Burada tabii Satürn'ün yükselende olması, evet. kısıtlanma, sınırlanma demek, hani tutuklanma riski hı hı. denince hı hı. onu evet. yavaşlatan Satürn'de retro evet. ve Ay'la ve Jüpiter'le de dik açıları etkili. Yükselen balık olduğu için Jüpiter yıl yöneticisi evet. Satürn'de dik açısı yani biraz daha böyle Tutuk hareket etmesine hmm. sebep olacak bazı şeyler ama gene güneş 8'de evet. yani bu yıllık haritada güneşin 8'de olması tabii ki şimdi onun üzerinde Plüton Mars tek karesi var kesinlikle hocam evet, evet. Ee, Mars, ve bu bir, Ocak ayında tekeresi. çok çalışacak evet. yani Netanyahu için bir taraftan gerçekten hani saldırı almak da dahil olmak üzere açık. E, risklere açık evet. risklere açık bir zaman dilimi e, o yüzden bu önümüzdeki dönem e, biraz Netanyahu Zorlu. açısından Karışık, Evet karmaşık ve İsrail Asyoloji Haritası'nda da gördük ama bu harita yani yıllık harita sabah o zaman e, hayli risk içeriyor. Zor bir yıl onu bekliyor diyebiliriz baktığımız ha. zaman evet bazı kişiyi izole edecek ya da hani blokajlar içerisinde kalmasına sebep olacak durumlarda evet aktif görülüyor hocam. Bakalım göreceğiz. Nasıl gelişecek? Aynen öyle göreceğiz hocam. Evet bir yeni aya doğru da gidiyoruz. Yeni aylan birlikte daha açılımlar olacaktır. Herhalde daha görünür hale gelecek bu anlaşmada aynı şekilde ve özellikle bu Merkür ve Jüpiter'in tekrar karşıtlığıyla birlikte en son karşıtlıklarını yaptıklarında 27 Aralık hı hı. civarında belki de en e, olayların ne yöne gideceği, bu anlaşmaya tekrar geri döndüğümüzde hmm. Ateşkes anlaşmasına da hani ne kadar sürüyor, ne kadar sürmüyor e, hmm. göreceğiz. Sizbullah hmm. örneğin bir açıklama yapmış gene sabahleyin gördüm. A, biz e, yendik gibi İsrail hmm. bizim üstünlüğümüzü kabul etti gibi bir açıklama yapmış. Bu da tabii ki hani tarafları biraz evet. a, rahatsız edici, evet. direk hemen rahatsız edici a, bir süreci de başlatacak olabilir. Evet. Ee, göreceğiz hocam. Göreceğiz. Çok uzun sürmeyecek gibi. Diyorsunuz. Evet. evet haklısınız hocam. Görüntüler öyle. Umarım uzun sürer. Umarım gerçekten o coğrafyaya bir şekilde artık barış gelsin diliyorum. Umarım. Çok teşekkür ederim hocam ben konuk olduğunuz ederim. için. Çok sağ olun. Çok güzel bir sohbette çok bilgilendiriciydi. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim hocam. Bundan sonra astro gündem başlığı altında gelişen olayları sizlere astrolojik bağlamda açıklamaya hocamla birlikte devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.